Evet sevgili izleyicilerimiz, Çeşmealtı köyünde kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu geldiğimiz ikinci ev, tabii ki yan yana evlerde herkes de şu anda kış hazırlığı var. Malum hepsine yetişemeyeceğiz ama yetiştiğimiz kadarıyla kendilerine bir tanıyalım, söz hakkı verelim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Çetinkaya. İşte yufka yazıyoruz. Kış hazırlıkları. Kış hazırlığı yapıyoruz. Böyle. Neler yaptınız mesela, bunların içine ne koydunuz, unun içine? Var mı bir özelliği? Yok. Tuz, un, su. Kaçta geldiniz, hanımları topladınız? 10'da başladık. Evet, anca. Şimdi yazıyoruz. Peki neler yapıyorsunuz? Var mı çocuklarınız? Var çocuklarım, hepsi evli. 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 Buradan mı? Yani buralı mısınız siz? Buralıyız. Buralısınız. Evet. Peki köyümüzle ilgili böyle hatırlayabildiğiniz bir anınız var mı? Yok kızım. Yok mu? Yok. Peki buradan selam söylemek ister misiniz? Selam söylerim herkese. Tamam, teşekkür ediyoruz. Evet efendim, öncelikle kolay gelsin, bereketli olsun. Sizi de tanıyalım. Ben Şaziye Kurt. Evet, gördüğüm kadarıyla bu hamurları yapıyorsunuz. Ne aşamada kullanıyorsunuz? Mesela ekmek olarak mı, börek olarak mı? Bize de bir tepsi yaptınız, biz de alıp götürecek miyiz yoksa? Götürürsünüz tabii canım. Teşekkür ederiz, ellerinize sağlık. Öğrenelim neler yapıyorsunuz. Ya, mesela misafir, bir ansına bir misafirin geldiği zaman börek olarak olabilir. Böyle gelen insanlara... Kendimize de ayrıyetten olur. Günleri olur. Yani kahvaltıda mı yiyorsunuz? Öğlen, akşam fark ediyor mu? Yok, fark etmez. Kahvaltıda da yiyebilirsin. Akşam çayına da olur. Önümüzde yani, Ramazan diyorsunuz. Az Ramazan'da kaldı. Çok sahurda çok iyi oluyor. Evet, sahurda çok tutuyor. Çok tok tutuyor. Aynen öyle. Kuskuslar falan olur, makarnalar olur Ramazanlarda. Öyle. Teşekkür ediyoruz. Ben elinize sağlık. Sağ olun. Peki efendim, pomatlılar pomatlılara mı kız veriyor yoksa dışarıdan almıyor musunuz? Alıyorlar, alıyorlar. Alıyor musunuz? Anlatın. Ben macerim. Kani Bey'den Çeşmealtı'na geldik. Pomak onlara ama biz gene geldik yani. Yapacak bir şey yok. Pomaklar pomaklara değil. Gönül isteyince diyorsunuz. Evet evet. Sevdiğin zaman. Sevdiğiniz zaman. Aynen. İki gönül bir olunca. Samandak seyran oluyor tabii ki. Seyran oluyor diyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizi de tanıyalım. Kolay gelsin öncelikle. Sağ olun, hoş geldiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Sizler neler yapıyorsunuz? Tanıyalım size. Biz vallahi köyde hayvancılık yapıyoruz işte. Başka? Şimdi kışlık yapıyoruz hanımlar. Kışlık hazırlıkları. Evet, evet. Kendinize mi yapıyorsunuz yoksa? Yok, başkalarına. Hep... Başkalarına yapıyoruz. Başkalarına, yardıma geldim. Peki çiftlikle uğraşıyoruz dediniz. Büyük baş, küçük baş. Büyük baş, büyük baş. Evet, maalesef. Neden maalesef? Aslında maalesef. Çok güzel. Çok kötü. Kötü mü? Şimdi kötü. Bir anlatın. İyiydi. Neden? Ya neden, yem fiyatları çok yüksek olduğu için tabii ki. Süt ucuz, yem pahalı. Evet. Aldığımız süt parasını direkt hemen yeme veriyoruz. Yani o yüzden kötü. Şimdilik kötü yani. Yani. Sizi de. Yaptığımız, baktığımız hayvanları satıp kestirip para kazanamıyoruz. Şu an öyle, bütün köy öyle yani. Hepimiz kötü durumdayız. Biz de sattık. Yani. Biz de sattık hayvanları. Sattınız sattık tabii hepsini. Hiç buradan sattınız. Ne yapacaksın? Yem pahalı, her şey, süt ucuz. Nasıl şey edeceğiz, bakacağız onları? Seni tanıyalım o teyzem. Evet, ben kendimi Elmal Pomaklardan. Bilirseniz belki Elmalı'yı. Evet, anlatın biz. Evet, biz. Biz Elmal Pomaklarındanız. Buraya evlendim. Evet. Kızım. Siz de severek mi geldiniz? Kaçırdılar. Öyle mi? Anlatın, nasıl kaçırdılar? Ya adam geç kaçırdı zorla. Gönül koydu size. Tabii. Tuttu kolumdan, kaçırdı. Siz bir şey demediniz mi? Neydi can, yaşım küçüktü o zaman. Siz de sevdiniz o zaman. Şimdiki aklım olsa. Tabii. Gece bak buradan. Öyle mi? Aa, bak buradan duyacaklar şimdi. Duysunlar. Çok harika. Bu da gelinim oradan gidiyor. Bu da kızım. Evet, çok güzel diyorum ya, biz Biga'yı çok sevdik, izleyicilerimiz. Biga da bizleri sevdi, biz de onları sevdik. Teşekkür ediyoruz kendilerine, misafirperverlikleri için. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sesimizi duyurun biraz, köylünün sesi duyulsun biraz. Duyurun buradan sizler, mikrofon sizlerde, buyurun. Ya köyümüz çok güzel, köyü çok seviyoruz ama mecburen gençler gidiyorlar bu işte pahalılıktan dolayı yani. Hayvancılık yapamaz oldular şu yani. Şu anda köylere bir geri dönüş var aslında. Var ama yapan da bir sene yapıyor en fazla. Bir daha yapamıyor yani. Çok zor ki şartlar yani. Buradan seslenmek ister misiniz? Ne diyeyim? Köylerimize geri dönelim ve hep birlikte kalkındıralım. Kalkındıralım ama yani eşitlik olsun işte, alım satımlar daha, süt yani ucuz çok. Yemler çok pahalı. Yani biz de ne yapacağız? Yapacağız. Bir daha biz de belki bırakacağız, yapamayacağız. Yapamayacağız.
yani. Evet, buradan kaç sesinizi kişi tabii, kaç duyurduk. Kişi mesela hayvan köyünün içinde. Herkes sattı. Biz yapıyoruz yani bu işi. Seviyoruz tamam. Çok hayvanları. Ben kendim mesela çok. Evet, sizi de tanıyalım. Benim ismim Gönül Küçük. Evet. Dört çocuğum var. Evet. Benim eşim de pirinç ustası. Biz de pirinç ustası. Bizim hayvanım falan yok ama. Çeltikle mi uğraşıyorsunuz? Çeltikle uğraşıyor. Evet, benim eşim çeltikle uğraşıyor. Biz onunla geçimimizi sağlıyoruz. Evet. Peki siz de mi pomatsınız? Buradan mı evlendiniz? Pomak değil. Ben macırım. Macırsınız. Siz peki severek mi evlendiniz? Ben severek evlendim. Evet. Kaçma yok diyorsunuz. Yok, yok. Kaçma falan yok ama ben severek evlendim. Dönücü olsun. Peki babanıza nasıl dediniz mi? Ben seviyorum. Evet. Bu adamı seviyorum diyebildiniz seviyorum mi? Seviyorum dedim. Evet. Onun için de her şeye katlandım. Yani ben İstanbul'a diye evlendim ama gerek buraya getirdiler. Peki o da sizin için katlandı mı? Katlanmıştır evet. Evet. Sevmeseydim zaten hiçbir şeye katlanmazdım. Ne güzel. Allah sevgi saygınızı daha da arttırsın inşallah. İnşallah. Buradan selam söylemek istediğiniz var mı? Var tabii, gelinim var, kızım, damatlım. Herkese çok selam söylüyorum. Teşekkür ediyoruz ve kolay gelsin diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, en zor iş bu sıcak güneşin altında, sıcak alevin karşısında en zor iş bu olsa gerek diyorum ve teyzem seni tanıyabilir miyiz? Ben Fethiye Mumcu. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Nasıl zor olmuyor mu bu güneşin altında sıcakta? Olmuyor. En zoru sizin herhalde. Olmuyor. En zor işi size vermişler. Öyle oldu biraz. Eli maşalı gelininiz diğer bölgede pişiriyor. Eli maşalı kayınvalide de burada pişiriyor. Nedir bu efendim? Bir sizden de alalım. Yufka yapıyoruz işte kış içi hazırlık. Misafir geldi mi? Ramazan'da olsun. Misafir geldi mi? Yapıp yediriyoruz. Diyorsunuz. Ben de söyleyeyim. Peki siz de buradan mı evlendiniz? Yok, ben başka köyden geldim buraya. Nereden geldiniz? Yukarıkı Demirci köyü derler. Severek mi evlendiniz? Evet, severek evlendim. Hani zorla bir buraya gelin getirme olayınız yok. Yok yok, severek evlendik. Gördünüz, sevdiniz. Peki babanıza dediniz ki ben bu adamı seviyorum. Bu köye gelin geleceğim. Evet, öyle oldu. Babanız bir şey demedi. Yok yok, demedi. Demedi mi? Demedi kız. Peki güzel bir köyle ilgili bir anınız, hatıranız var mı? Kendi köyümle mi? Tabii. Var tabii, geçmişe dayanarak. Tabii hayatımız orada geçmiş 20 sene. 20 sene sonra buraya geliyorsun, özleyebiliyorsun sen. Tabii. Çocuk var mı? Var, 3 tane çocuğum var, 2 tane gelinim var, 5 tane torunum var. Maşallah. Teşekkür ediyoruz sizlere, sağ olun, kolay gelsin diyoruz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Bu güneşin altında, sıcak da zor olmuyor mu? Olmuyor, alıştık, yapıyoruz. Evet. Buram buram mis gibi kokuyor. Öncelikle ellerinize sağlık diyorum. Teşekkürler. Sizi tanıyalım bir kısaca. Ben Fatma Çetinkaya. Ben de Kanibey köyündenim. Evet. Buraya gelin geldim. Öyle. Çocuk var mı? Var. 3 tane çocuğum var benim de. 2 oğlum, 1 kızım var. Peki sadece yufkayla mı uğraşıyorsunuz yoksa başka yaptığınız çiftçilik var mı? Var. Hayvancılık yapıyoruz. Evet, hayvancılık. Büyük baş mı, küçük baş mı? Büyük baş. Kaç tane mesela büyükbaş hayvanınız var? 100 tane kadar. Peki bakımı zor olmuyor mu? Bakıcılar var. Kendimiz yardımcı oluyoruz. Öyle. Evet. Yardımlaşma var diyorsunuz. Evet, evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kolay gelsin diyoruz kendilerine. Evet sevgili izleyicilerimiz, pomat kızları güzeldir diyoruz ve gençlerimize de bir söz hakkı veriyoruz. Tanıyalım sizleri. Merhabalar, ben Tuba Ortakçı. Aslında burada yaşamıyoruz. Biz Viga'da yaşıyoruz ama işte babaannemler burada yaşıyorlar. Okuyor muyuz? Ne yapıyoruz? Lise 2. sınıfa gidiyorum. Anadolu Lisesi'ndeyim. Evet. O şekilde. Burada geldin annenlere birlikte yufka yapmaya, yardım etmeye. Evet, evet. Öyle. Siz de yapıyorsunuz, yardım ediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Hedefleriniz nelerdir? Var mı bir hedefiniz? Ne olmak istersiniz? Hedefim diş doktoru olmak. Seviyorum o mesleği, bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz. Seni tanıyalım. Merhabalar, ben Aslı Motorcu. 13 yaşındayım. Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Sizin hedefiniz var mı? Okul öncesi öğretmenliği düşünüyorum. İnşallah. Öyle yani, inşallah. İnşallah. Sizi tanıyalım. Benim adım Yaren Kurt. 12-13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Gümüşçay'da gidiyorum. Evet. Hedefleriniz nelerdir? İngilizce öğretmeni olmak veya fen öğretmeni. İnşallah. Peki. Sizler genç olarak neler yapıyorsunuz köyde? Yardımcı oluyor musunuz annelerinize? En çok hayvanlarda oluyor. Hayvanlarda hayvan bakıyorsunuz. Büyük baş mı, küçük baş mı? İkisi de var. Gayet güzel, yaşınıza göre çok güzel. Birlikte bakıyorsunuz. Evet, ev işleri de yapıyorsunuz. Evet.
Buradan da seslenin gençlerimize, bayanlarımıza, kız çocuklarımıza. Okuyalım. Okuyun, bence de okuyun. Kendi ayaklarımızın üzerinde duralım, aynen. Okuyalım. Aynen. Hem okuyalım, hem ailemize yardım edelim, hayatı öğrenelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, gezdik, gördük, yemeklerimizi yedik, yufkalarımızı yaptık. Şimdi de sosyal tesislerimize geldik. Bir kahve içme vakti diyoruz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Geçelim. Evet, ne zaman kurdunuz böyle bir yeri, nereden aklınıza geldi? Nereden aklımıza geldi? Şimdi biz Çeşmealtı erkekleri olarak boş zamanlarımızı kahvelerde değerlendiriyoruz. Stresimizi, sıkıntımızı atıyoruz ama hanımlar... Nerede atacak sıkıntısını? Evet. Şimdi işte Mart seçimleri evvelinde kafamda bir kurgu yaptım. Böyle böyle bu köye ben muhtar olursam bayanlarımıza da bir tesis açacağım diye onlara söz verdim. Ben öncelikle kadınlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani onlar da böyle el ele, imece usulü çok güzel bir şey yaptılar. Bunların dışarıdan misafirleri bile geliyor yani buraya. Kur'an'larını okuyorlar, evet. Çaylarını, kahvelerini içiyorlar, işlerini yapıyorlar. Yani onlar mutlu, ben onlardan daha mutlu. Teşekkür ediyoruz. Birazcık da hanımefendiye söz vermek istiyorum. Sizi tanıyalım. Ben de eşiyim, muhtarın eşiyim, Zehra, evet. Galata. Hı hı. İşte o da bize çok yardımcı oldu. Biz, evet, de çok istedik bayanlar olarak. Hı hı. En sonunda bir arkadaşım daha vardı. İki kişi çalıştırıyoruz. O da bugün pazarı olduğu için tatil gelemedi. Evet. Peki. Buradaki gördüğüm eşyaları kendiniz mi aldınız? Yoksa bütün bayanlar hani evde ben getirdim, sen getirdin. Hiç almadık. Kimin evinde ne varsa herkes el birliğiyle topladık, yaptık. Hı hı. Masalarımız daha köyün kendi masaları. Hı hı. Onlar işte o verdi, bu verdi, yerleri döşedik. Muhtarımız da televizyonumuzu aldı. Bir daha çay ocağımızı kurduk, yaptırdık. Şimdi her akşam toplaşıyoruz. Değil mi? Hep erkekler mi gidecek kahveye? Evet, baştan herkese bir acayip geldi yani, nasıl olabilir? Bayanlara kahve nasıl olabilir diyerekten. Şimdi artık alıştık yani. Evet, alıştık şimdi. Peki ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz burada? Vallahi perşembe günleri gün yapıyoruz. Bayanlar kahve günü olarak yapıyoruz. Evet. Gece işte toplaşıyoruz. Alıyorlar işlerini. Artık zaten eskisi gibi öyle onun bunun evine kimseye oturmaya gidilmiyor. Evet. İsteyen buraya geliyor. Oturuyoruz. Çayımızı demliyoruz. Yani öyle bir gece geçiriyoruz. O zaman ne diyoruz hanımefendiler? Çeşmealtı, evet. Kadınlar sosyal tesislerine uğramadan geçmeyin, evet, diyoruz. Cuma akşamları Kur'an'ımızı okutuyoruz. Allah hani kabul toplaşıyoruz. Etsin. Ama şu an pek fazla hani kalabalık olmadığı için sıkıntı oldu. İkram kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa herkes yaparken kendi mi getiriyor? Şimdi okuma ikramlarında... isteyen burada geliyor, okutuyor, onlar ikramlarını ediyor. Hı hı. Arada hayır yapmak isteyen geliyor burada ısmarlıyor. Hı hı. Ondan sonra bir daha gelen işte biz de onlara çay veriyoruz. Burada kendi masrafımızı kendimiz çıkarıyoruz yani. Teşekkür ediyoruz böyle bir düşünceniz için. Muhtarımız ödüyor. Teşekkür ediyoruz buradan muhtarımıza da. Evet, öyle yani. Öyle. Teşekkürler. Gece getiriyoruz burada. Aa. Akşamleyin sade, geceleyin sade açık. Hı hı. Akşam ezanda açıyoruz. Gece işte 11-12'ye kadar oturuyoruz yani. Bayanlarımız stres atsın. Evet, eşleri de alıştı onlara. Aha. Yani baştan kahveye nasıl olurmuş, nasıl, evet, gidilirmiş. Şimdi dedik artık böyle. Kadınlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur diyoruz, evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Yeter ki bizler isteyelim. Evet, aynen öyle. Teşekkür İşte ederim. Yavaş yavaş daha bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biga, köy muhtarımız Süleyman Galata Bey'e bu davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Ben görüşlerinizi teşekkür alabilir miyiz? Ben teşekkür ediyorum. Elinize ayağınıza sağlık. Dilerim ki bütün köy muhtar arkadaşlarım da köylerine böyle sosyal aktiviteler, sosyal tesisler kurmaya çalışsınlar, kursunlar yani. Sadece kendimizi düşünmeyelim, evde hanımlarımızı, kızlarımızı da düşünelim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve hanımlarımız ne diyoruz? Baş tacı diyoruz efendim. Basımızın tacıdır her zaman. Evet sevgili izleyicilerimiz, ben merak ediyorum. Şimdi köylerde uğradık, yufka ekmekleri yapılıyor, erişteler yapılıyor. Burada da yapılıyor mu? Evet yapıyoruz, üç arkadaş. Heh.
kafaya koyduk. Yapar mıyız? Yaparız. Evet. El birliğiyle aldık malzemeyi. Burada yayıyoruz naylon şeylerimizi, yaygılarımızı, halılarımızı. Yapıyoruz, satıyoruz. Evet, satıyorsunuz da değil mi? Satıyoruz. Salçada yapıyor musunuz? Salça, makarna, erişte, her şey. Mantı yapıyor musunuz peki? Yapıyoruz, mantı da yapıyoruz. Mantı da yapıyoruz. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Dedik yani şey yapacağınızı birersiniz yapardık. Teşekkür başka ederiz. Zaman başka zaman inşallah. Başka zaman bekleriz. Sağ olun, her zaman. Ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Herkes yetiştirdiğini, kuru fasulyesini, kabağını, kim ne varsa elinde olanı getiriyor, değerlendiriyor. Amacım zaten kadınlar kooperatifi kurmak. Gençlere örnek olmak istiyorum. Benim yaşım geçti. Buradan o zaman seslenelim. İhtiyacım da yok. Gençlere, bütün gençlere sesleniyorum. Hepiniz böyle birer aktivitelerde bulunun. Şey yapın, hepinizi bekliyorum. Kadınların gücü diyoruz. Kadınların gücü. El birliğine şey yapalım, destek olalım birbirimize. Evet sevgili izleyicilerimiz, Çeşme Altı'nda Büyükbaş Hayvanlar Damı'ndayız şu anda. Kendileriyle bir görüşelim. Burada Büyükbaş Hayvan İşletmesi yapıyoruz. 10-15 seneden beri kurmuş olduğumuz bu işletmede eşimle beraber hayvancılık yapmaktayız. Burasını kurmamızın amacı köyün içinde yapıyorduk daha önceden. Köyün içinde yaparken tabii bu kadar ilerlemek, genişlemek mümkün olmuyor. O yüzden burada arazimiz olduğu için buraya geçmeye karar verdik. Ve bu şekilde burasını kurduk kendi imkanlarımızla. Peki kaç metre alan burası? Şu an kapalı olan, üstü kapalı 500 metrekare bir alan var ama devamında iki dönüme yakın bir hayvanları baktığımız bir alan bulunmakta. Gördüğüm kadarıyla eşisiniz herhalde. Birbirinize destek oluyorsunuz. Aynen. 15 yıldan beri beraber bu işi yapıyoruz. Evet. Canla başla diyebilirim yani. Kadınlarımızın gücü diyorsunuz her yerde. Her yerde biz. Yani tarlada da, damda da, evde de hep kadınlar. Az önce yufkayı yaptık diyorsunuz. Aynen. Şimdi sıra geldi. Yufka da yaptık, hayvan da bakacağız. Hayvan bakmaya geldik. Sonra evimize gene işlere devam. Çocuklarla beraber. Çocuklarla aynen, iki tane çocuğum var zaten. Peki bu büyükbaş hayvanlarda evet. Bakımını, yemini nasıl yapıyorsunuz? Hangi aralıklarla yapıyorsunuz? Yemlerini sabah akşam sağılırken içeride biz veriyoruz. Sonra eşim karma yapıyor, burada döküyor gördüğünüz gibi zaten. Öyle yani. Peki kontrolleri sağlık veterinere kaç ayda mı götürüyorsunuz, yılda mı götürüyorsunuz? Bakımları? Veterinerimiz var zaten. Biz getirmiyoruz, o geliyor. Kendileri geliyor. Geliyor. Aşılarını yapıyor, sol aşısı falan. Zamanı gelince o biliyor zaten sürekli. Kendileri. Gelip gidiyor, evet. Zorda kalınca da hemen zaten bir alo diyoruz, geliyorlar. Aynen yani. Biz onlara kendimizden daha iyi bakıyoruz diyebilirim. Aynen. Kendimize o kadar bakmıyoruz. Onlar. Peki. Evet, genelde bayanlarımız yapıyorlar sevgisini ama ben sizde şunu fark ettim. Siz isteyerek, severek, neşeli yapıyorsunuz. Aynen, aynen, çok seviyorum. Hayvan bakmayı çok seviyorum, köyümü çok seviyorum. Hı-hı. Zaten kendim de bu köylüyüm. Yine buraya evlendim. Sonra hayvan, işte bu çiftliği kurduk. Kendi kendimize, eşimle. Çok seviyorum hayvanları. Hanımların, her şeyi seviyorum. Hanımlara ne diyelim? Neşeli olalım, mutlu evet. olalım, genç kalalım. Ya herkes olduğu yerde mutlu olmayı bilsin bence. Evet. Olduğu yerde herkes mutlu olmayı bilsin. Siz çok mutlusunuz evet. maşallah. Allah mutluluğunuzu evet. daim etsin inşallah. Ben kendi kendime mutluyum her yerde. Bunu hayvan sevgisine bağlayabilir miyiz? Çok seviyorum hayvanları evet. Onlar hasta oldum, ben daha çok hasta oluyorum diyebilirim yani. Çocuk gibi değil mi? Aynen. Canlı çocuklarım gibi bakıyorum onlara. Ne güzel. Seviyorum ya, içimden geliyor bilmiyorum. Bütün hayvanları severim yani. Duydunuz hanımlar. Neşeli olalım, genç kalalım. Hayvanları sevelim, hayvan koruyalım. Sevmeyen insan sevemez zaten. Doğru. Gerçekten doğru bence. Hı hı. Yani hayvan sevmeyen insan sevemez. Evet, süt kaç kilo veriyor günlük olarak, değişiyor mu? Yaz, kış farklılık gösterebiliyor mu? Evet, hayvan şimdi mevsime göre değişiklik olabiliyor. Mesela ortalama şu an 20-25 kilo civarı diyebiliriz. Hı hı. Tabii süt için bu süt yemi dediğimiz yemi muhakkak almak zorundayız ama yani girdilerden dolayı biraz şikayetçiyiz. Peki silaj faydası var mı? Evet, silajın da çok faydası vardır. Yani biz zaten silajı yapamazsak yani büyük... Destekler var mı? Destekler var, evet. Var da biraz ağır, gecikmeli ilerliyor. Hı hı. O yüzden biraz sıkıntılarımız var. Yani süt fiyatı bu arada hep aynı kalıyor. Yem fiyatları aldı başına gitti. O yüzden biraz dertliyiz diyebiliriz yani. Etinden de sütünden de faydalanıyoruz diyorsunuz. Evet evet. Şu an işletmemizde kendi ürettiğimizde hani hem süt hem et o şekilde üretim yapıyoruz. Peki ben şunu merak ediyorum. Yazın mı daha çok verim alıyorsunuz? Kışın mı daha çok verim alıyorsunuz süt oranında?
Ya bu genelde aslında ineklerin doğum şeyine göre değişiyor. Mesela baharda aslında daha çok süt verimi oluyor. Mesela çimen falan bahar çıktığında daha çok oluyor tabii. De ineklerin doğumuna göre değişiyor. Mesela farklı gösterebiliyor. Ailemize, çiftimize vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve çeşme altına gezmeye bizler devam ediyoruz. Hadi hep birlikte gezelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Biga'nın olmazsa olmazlarından çeltik diyoruz. Binlerce dönümler hepsi çeltik ilgili ve çeltik ilgicileri bu sene çok mutlu. Evet sevgili izleyicilerimiz, muhtarımızın çiftçilikten, çeltikten yüzü gülmüş. İnşallah tüm çiftçilerimizin de yüzü gülsün diyoruz efendim. Biga'nın Çeşme Altı köyünde ceviz ağaçlarının olduğu yerdeyiz. Bilgi alabilir miyiz sizlerden? Öncelikle kısa bir tanıyabilir miyiz? Öncelikle merhaba, ben Serkan Kocaman, çiftliğimizin ziraat mühendisiyim. Çiftliğimiz 2014 yılında kuruldu. Şu an toplam 700 dekar cevizimiz mevcut, kentler çeşidi. Bunların 200 dönümü 5 yaş ceviz olmak üzere, yukarı kısımda da 1 ve 2 yaş cevizlerimiz bulunmaktadır. Bu şekilde genel bilgi. Sizi tanıyalım kısaca. Ben Şahin Gözcan. Şirketimizin genel bünyesinde bulunan tarımsal drone teknolojilerinde drone pilotuyum. Güney Marmara Bölge Sorumlusuyum. Bizim işimizde şirketin ve bölgedeki çiftçinin işte ürünlerini drone ile yerleştirmek. Yani o şekilde kısa bir önden geçeyim. Bir cevizin aşamasını öğrenebilir miyiz? İlk olarak cevizlerimiz dikilmeden önce kuyuları açılır. Bir süre beklendikten sonra cevizlerimiz kuyulara koyulduktan sonra kuyulara çeşitli organik maddeler koyulabilir. Bu leonardit olabilir, humik asit olabilir. Bununla birlikte dikim tamamlandıktan sonra can suyu verilir ve dikim işlemi tamamlanmış olur. Belirli aralıklarda da sulanması gerekir. Genç yaştaki cevizler, daha doğrusu fidanlar genel olarak odunsu bitkiler için bu geçerlidir. Sık aralıklarla az su ister. Gelişmiş ağaçlar ise uzun aralıklarda çok su ister. Bu şekilde de sulama sistemimiz gerçekleşmektedir. Sulama sistemiyle alakalı da Türkiye'deki araştırmalara bakıldığında son teknoloji bir sulama sistemimiz mevcuttur. Bunu da yeni yaptırdık. Onu da gösteririz sizlere. Yer altından damlama sulama sistemiyle sulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bu sayede daha suyu etkin kullanıp cevizlerimizi bu şekilde ihtiyacını karşılamış oluyor. Peki ilaçlamayı yapıyor musunuz? Kaç ayda bir yapıyorsunuz mesela ilaçlamayı? İlaçlama daha doğrusu ilaçlama? Var tabii ki. Belirli aralıklarla yapılır. Yani çeşitli hastalıklara mahal vermemek için, yer vermemek için atılan ilaçlarımız var. Mesela bunlar mantar ilacı olabilir, bakteriyel ilaçlar olabilir. Bu şekilde ilaçlamalarımızı da yapıyoruz. Aslında ilaçlamalar yani sonbaharda başlayıp, kışa doğru başlayıp yaz aylarına kadar devam eden bir süreç. Evet sevgili izleyicilerimiz, ceviz bahçesinde sulama tesislerindeyiz. Biraz bilgi alabilir miyiz? Sulama sistemimiz son teknoloji bir sulama sistemidir. Ceviz olarak teknolojiye çok önem veren bir şirketiz. Bu yüzden de en güncel, en teknolojik sistemleri kullanmaya çalışıyoruz. Burada da sulama havuzumuz mevcut. 11 bin metreküp su alabilmektedir. Arazimizi tamamen bu havuz sayesinde sulamaktayız. Havuzdan aldığımız suyu içerideki sistemle birlikte arazimize eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Kaç hektar peki? Toplam şu an 1200 dönüm yerimiz var. Bunun 700 dönümü Chandler çeşidi, 500 dönümü de pikan cevizi olmak üzere toplam 1200 dönümlük bir yeri sulamaktayız bu sistem sayesinde. Aynı zamanda bu sulama sistemiyle birlikte gübrelemeyi de yapabilmekteyiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, ceviz tarlasındayız dediğimiz gibi Çeşmealtı köyündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi mühendislerimiz bu dramlarla ceviz ağaçlarımızı ilaçlama yapmaktadır. Gelin hep birlikte şimdi nasıl yapılıyor bizler de sizin gibi izlemeye devam edelim. Tarım desteği almışsınızdır. Aldınız mı?
Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi drone'umuz hareketlendi. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir haftanın daha sonuna geldik. Muhtarımızdan son görüşlerini alalım. Elinize ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakalarınıza. Köyümüze sizi tekrar yine bekliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrardan bir yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Evet.